Irak'tan Suriye'nin kuzeyine, terörle mücadelede, Libya'dan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferine, savaş meydanlarında üstünlüğünü kanıtlayan ve dünya çapında ordu envanterlerinden talep gören Türk İHA ve SİHA'ları Avustralya medyasında da kritik bir yorumla yer aldı. Avustralya'da yayınlanan The Australian gazetesi, Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında hezimete uğradığı ve Türk sihalarının kullanıldığı 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nı mercek altına alıp Avustralya ordusu benzer bir durumla karşılaşsa performansının ne olacağını sorguladı gelecekteki savaşlarda silahlı insansız hava araçları Avustralya savunma kuvvetlerinin asimetrik teknoloji ihtiyacı var başlıklı analizde öncelikle uygulanan silah ambargolarının Türkiye'nin etkileyici bir savunma sanayisine sahip olmasını sağladığı vurgulandı. Türkiye'ye uygulanan silah ambargolarının bir sonucu olarak Türkiye etkileyici bir savunma sanayi geliştirdi. 150 kiloluk akıllı mühimmat taşıyabilen ve 24 saatten fazla havada kalabilen Bayraktar TB2 drone gibi sistemlerin geliştirilmesine ulaştı. Boyutları nedeniyle 20 bin fitlik bir muharebe irtifasında çalışırken çıplak gözle görülmüyorlar. Benzer şekilde yapılarında çok fazla karbon fiber kullanıldığından radar ve elektrooptik sistemler tarafından da tespit edilmeleri zor. Bayraktar TB2 sihalara geniş yer ayıran gazete, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtaran vatan muharebesi ve Ermeni ordusunun hezimete uğramasına gönderme yaparak Avustralya ordusu için de şu sonucu çıkardı. Ermenistan'a karşı kullanılan Bayraktar TB2'ler Avustralya ordusuna karşı kullanılsaydı sonuçlar aynı şekilde dengesiz olurdu. Çünkü Avustralya savunma kuvvetleri henüz insansız hava araçlarına karşı sistemlere önemli bir yatırım yapmadığı ve hiçbir mühimmat kabiliyetine sahip değil.